Ben de seni arayacaktım canım. Fırat'cığım nasılsın? Yolunda mı her şey? Hakikaten düşük tehlikesi var mıymış bebekle ilgili? Ya bir şey yok ki. Ayağını mı ne burkmuş? Yani problem yok. Öyle mi? Sadece o kadar mı? O yüzden mi milleti ayağa kaldırmış? Anladım canım. İyi, sevindim iyi olmasına. İşte senin sesin niye bozuk geliyor? Irmak çocuğu alacağım diye tutturdu. Yani çocuğu doğurmayacakmış. Bu konuda kararlı. Yani tamam, sen ne bundan? Buna niye üzülüyorsun anlamadım. Zaten şey değil miydi? Ne demek niye? Anlamıyor musun sen beni Narin? Çocuğu göz göre göre yok etmesine izin mi vereceğim? Çok yorgunum. Seni sonra arayayım mı? Evet. Ne oluyor ya? Fırat bağırdı bana. Irmak tutturmuş çocuğu aldıracağım diye. Çok üzülmüşmüş, morali çok bozukmuş. Göz göre göre çocuğunu nasıl kıyılırmış gözlerinin önünde. Olacak şey değil, inanamıyorum ya. Ne halleri varsa görsün bunlar, doğursunlar çocuğu. Ben mani olmayayım bunlara. Lan Irmak, sandığımdan daha çakal çıktın. Ama o zannediyor ki deniz yüzünden bir şey yapamam. Geberteceğim, haberi yok. Ben bu iş nereye gidiyor biliyorum artık. Ay yok, vallahi çekemem. Tamam yeter, benim sabrım kalmadı, çekemem. Öyle değil Narin, öyle değil. Şimdi ne olursa olsun orada bir yerde bir çocuk var. Fırat'ın çocuğu. Yani tamam anası danası umurumuzda değil ama bu çocuk var mı? Var. Var, ne yapalım, var. Adamın ilk çocuğu, kafası karışık. Ya sen bir kadın olarak kocana sahip çıksana. Kocanın arkasında dursana. Ya biz erkekler bu tip durumlarda ne yapacağımızı bilemeyiz. Ya eski Fırat olsaydı ne olacaktı? Vallahi bilmiyorum ne olacaktı. Belki de daha iyi olacaktı. Narin, senin sevgin sayesinde Fırat'ın içinden bambaşka bir adam çıktı. Merhametli, düşünceli, sorumluluk sahibi bir adam oldu. Büyü artık sende. Onun hayat arkadaşı ol. Kocanın yanında dur. Gurur duy onunla. Bir bildiğiniz yok. Sürekli birbirinizi yiyorsunuz. Narin, bir insan evladının vebali var onun boynunda. Hayır Sermet'im. Onun boynunda ruh hastası bir kadının ilmeği var. Bu işi uzatmanın alemi kalmadı. Sen kaşındı Irmak. Benden günah gitti. Abla. Hı. İyi misin? Ne oldu? Yerini mi yadırgadın? Ay yok. Oh, uyuyamadım Şadiye. Şöyle buramda böyle bir ağırlık var. Üstüme bir şey çöktü. Karabasan gibi, anlamadım. Al şundan iç biraz. Ve canın sıkıldı tabii şimdi senin bu son günlerde yaşadıklarımıza. Kolay şeyler yaşamadık ki. Bizim için ne zaman kolay olduk Şadiye? Abla niye öyle diyorsun ya? Sevdiğin adamla evlendin işte, mutlusun da. Mutluyum. Mutluyum mutlu olmasına da... sevdiğim adam başka bir kadından bebek bekliyor. Tam bir Narin Yılmaz klasiği. Hep öyle olur zaten. Ne zaman, nasıl kolay oldu ki bizim için hayat? Neyin bedelini ödüyoruz anlamadım ki. Hayır, haram falan da yani yemedik ki. Ne yedik ki haram olsun? Abla, neyin var senin? Anneme sıkıldım. Ne oldu ki? Eve bir geldim. Son kalan yumurtaları da almış, koştur koştur gidiyor. Nereye gidiyorsun dedim. Nefes kuvvetli bir hoca var dedi, oraya gidiyorum dedim. Yumurtayla ne yapacakmış ki? Kek yapacaklarmış. Sahi mi? He. Çikolatalı mı yapacaklar? He, çikolatalı yapacaklarmış. Ya salak mısın kızım sen, ne keki? Annem iyice uçtu diyorum sana. Bir kanatları eksik artık. Babam desen kendi hali.
Bizi düşünüyormuş Hatice. Ya bugün böyleyiz de yarın ne olacağız? Ya büyüyünce ne olacak bize? Aman abla boş ver yarın düşünmeyi. Bugün böyle yarın da aynı olacak işte. Ne yapıyorsun sen? Kalktın değil mi? Niye korkacağım ben? Boş bulundum. Çok yoruldum ya. İçim ben içim. Ne tesadüf, biz de çok açız. Tamam kırın yumurta falan da yiyelim bari. Ha mutfakta kırılacak yumurta var da biz kırmayalım değil mi? Annem hepsini aldı gitti. Bak bak. Şimdi burada dolu dolu taze taze bir sürü yumurta var. Hadi bunları kıralım. Al Şadiye. Abi nereden buldun bu kadar yumurtayı? Komşu kadın var ya onun kümesinden ayakladım. Ne yaptın ne yaptın? Ya duydunuz işte hadi kırın da yiyelim bari. Aa, ben yemem onları haram onlar bir kere. İyi tamam biz yeriz sen izlersin hadi Şadiye. Abla açık yesen de haram mı olur? Küçük kardeşler haram değil. Abi ve ablaları haram. Sen git ye. İyi o zaman ben bunları kırayım. Babam gelince şikayet edeceğim seni. Oğlun komşunun ki mesela yumurtaları çalmış diyeceğim. Bana bak sen onu bunu bırak da yarın çok büyük işin var sen onu düşün. Ne işiymiş o? Komşu kadın var ya, sen yarın ona temizliğe gideceksin. Pışık! Başka bir isteğin var mı senin? Sanki benim hiç işim yok. Ya, şimdi ben tam kümese daldım tamam mı? Böyle yumurtalar alacağım, pat kadın beni yakalamasın mı? Oh, iyi olmuş. Narine söyle bana temizliğe gelsin dedi yumurtaları karşılık. Ya hem sen gidip çalıyorsun o yumurtaları, sonra ben gidiyorum temizliğe. Sen neden gitmiyorsun temizliğe? Sen yiyorsun naneyi, bana ne? Ya işte ben de onu diyorum ya işte... Bir tek ben yemeyeyim yani beraber yiyelim onu diyorum ben sana. Oh mis gibi de koptu. Oh. Gel Narin gel. Bak haram da değil emeğinin karşılığını alacaksın hani. Öyle bir saat gider gelirim yorulmam yani. Tamam canım bir uğrarsın işte onu diyorum ben de. Şey bir tadına bakayım öyle yani. Nasılmış? Fazla yemem zaten. Hı-hı. Bana bak. Babama söylemek yok tamam mı? O sana bağlı. Oh. Ne oldu kız? Karı çok mu yordu seni? Of ölüyorum. Çok fenayım. Geri zekalı. Tipsiz. Lan tipsiz. Ya iki rubaşa. Sen neden giriyorsun? Dur. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.